Arkadaşlar merhaba. Biraz önce Astor halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı. Öncelikle bu halka arzda Astor Enerji AŞ paylarının halka arzında satışla sunulan payların %5'inden fazlasını satın alan gerçek veya tüzel kişi yoktur. Onun akabinde halka arz sonuçlarına bakalım. Toplam olarak 34,5 katı bu halka arıza talep gelmiş. Astor halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 60.9 katı, şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1.03 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 22.3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 5.8 katı talep gelmiştir diye açıklama yapmışlar. Biz bireysel yatırımcılara %39.2 pay ayrılmıştı. Burada da 752.238 başvurudan 689.806'sı karşılanmış. Şirket çalışanı 627 kişi başvurmuş. 615'i lot alabilmiş. Yurt içi kurumsal 386 başvuru yapmış. 302'si karşılanmış. Yurt dışı kurumsal yatırımcı 15 başvuru olmuş. 11'i karşılanmış. Toplama baktığımız zaman da 753.266 başvurudan 690.734 başvuru karşılanmış. Arkadaşlar benim yapmış olduğum hesaplamalara göre %1.64 oranında dağıtım yapıldı. Bu ne demek? 1000 tane lot için başvuran bir kişi 16-17 lot alabildi. Baya düşük oldu. Aslında bu kadar bile vermeyebilirdi. Fakat geçen hafta borsadaki düşüşler bu halka arıza katılımı biraz daha azalttı diye ben düşünüyorum. Tavan serisine baktığımız zaman ben bu halka arzın tahmini olarak tamamen yatırım tavsiyesi değildir. En az ben 10 tavan yapmasını kesinlikle beklerim arkadaşlar. Kısa zamanda da ne yapacak derseniz ben tahmini olarak tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. E, bu halka arıza bu şirketin hisse fiyatlarının hisse fiyatının 50 liralara çıkmasını beklerim açıkçası. Hemen geçelim Fintables Astor Enerji AŞ için vermiş olduğu özet raporda 2021 yılını komple 2022 yılında 3 çeyreklik baz alarak dönem varlıklar %80 artmış, duran varlıklar %81 artmış, finansal borçlar %12 artmış, net borç %6 oranında azalmış. Öz kaynaklarda %133 artmış. Hemen diye özet raporun gelir tablosuna baktığımız zaman da 2019'un tam senesine karşılık 2022'nin 9, 9 aylık yani 3 çeyreğini almış. 2019 yılıyla 2022'nin 3 çeyreğini karşılaştırdığı zaman satışlar %316 artmış. Brüt kâr %419 artmış. Esas faaliyet karı %550 artı 60. Fabök %376 artmış. Net dönem karı da %763 artmış. Fintables'ın vermiş olduğu karneye baktığımız zaman hemen ona bakacağız. FKS 7.84, PDDD'si 4.15. Hisse başına kar 1.59. Karneye baktığımız zaman arkadaşlar ortalamanın üzerinde bir karne vermiş. Karlılıkta 6'da 3 vermiş. Büyümede 6'da 3 vermiş. Borçlulukta da 6'da 4 vermiş arkadaşlar. Yani ortalamanın üstünde bir e, karnesi var FinTables tarafından verilen notlarda. Hemen geçelim borsaya anlık şu an itibariyle %1.96 artışta. Arkadaşlar hafta sonu enerji piyasası düzenleme kurulu biliyorsunuz bir açıklama yapmıştı. Fakat bu ne diyeyim size sosyal medyada bazı kişiler özellikle izlenme kasan, izlenmek için para kazanmak için video yapan insanlar tamamen konuyu saptırarak işte enerji şirketlerinde büyük cezalar gibi video yaparak veya paylaşımda bularak, bulunarak insanları korkuttu. Bundan en fazla etkilenen şirketlerden bir tanesi Odaş'tı. Sabahleyin %9'un üzerinde düşüşteyken şu anda toparlamaya başladı. Hemen burada da gördüğünüz üzere %6.82 oranında düşüşte. Arkadaşlar bu açıklamada enerji piyasası düzenleme kurulu hiçbir şekilde bir şirket ismi zikretmedi. Burada yaptığı açıklamada zaten söylediği şey de şuydu enerji dağıtımı yapan şirketler için ceza vereceğini duyurdu fakat dediğim gibi okları hemen bazı kişiler bazı hisselerin üzerine çevirdi. Burada sizin panikle işlem yapmamanız önemlidir. Dikkat edin buna. Hemen enerji e, piyasında piyasasında da bakalım. Tümünde neler olmuş, neler gitmiş? Sektörel bazda baktığımız zaman arkadaşlar enerjide e, görüyorsunuz enerji şirketlerinin anlık fiyatları çok fazla da bir şey yok. E, Çam Termik düşmüş, Odaş düşmüş. Efendim mesulüm büyük düşüşlerden bahsediyorum. Manas 352 yani büyük bir düşüş yok fakat burada okları Odaşa çevirmeleri e, bu şirkette bir düşüşe neden oldu. 10 akabinde de zaten toparlamaya başladı. Arkadaşlar tekrar söylüyorum panikle işlem yapmamak önemlidir e, dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Zaten odaş çözelinde söyleyeyim ben hiçbir şirket için konuşmuyorum ama da çözelinde. Özelinde bazı şirketler e, yıl sonu hedefi olarak 15 lirayı verdiler. Bunu da e, bir yere not edin. Arkadaşlar katılan herkese, e, Halka Arıza Astor'a katılan herkese hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi 100 lot için 1.6, 1 ya da 2 lot. 1000 tane e, başvuruda bulunan için de 16-17 lot vermiş oldu hayırlı uğurlu olsun bol kazançlar